anlamına gelen. Babam hayallerimin kızıyla evlendi. Şimdi eksi bir aldı çünkü erkek seslendiriyor. Ben genelde Ege kötü oluyor. Verdim. Büyük bir firmanın yöneticisi. Evet, anladığınız gibi. Hayır ya, bilir 8 de kısa zaten ailedeki ya. Ailedeki tüm erkekler iyi bir lider. Babam benim de soyadımızın onurunu lekelemeyeceğimi ve ölümden sonra işleri devralmamı planlıyor. Babası lolici çıkmış. Ne yazık ki benden başka ailede çocuk yoktu. Bir annem yok. O babamın karakterinde değildi ve bu yoğun iş tempolarına dayanamayıp bırakıp gitti. Olması gerektiği gibi beni yanına almak istedi. Ama babam tek çocuğunun, daha doğrusu tek varisini vermeyeceğini dilek olarak söyledi. Bu yüzden babamla her zaman iyi bir ilişkim oldu. Birbirimizi mümkün olan her şekilde destekledik. Çünkü benim için annesiz bir... Babası ne anlattı orada, fark etmiş mi çöp? Onunla her zaman iyi bir ilişkim. Anlat baba. İzledim fake mi? Aphrodite. Babam birinci sınıf profesyonel dadılar işe aldı. Ama elbette kızım, hiçbiri kendi yaz. Annemin yerini almadı. Afrodite beni annemden uzaklaştırdığı için ona kızgın mıyım? Tabii ki. Evet. İlk başta ondan nefret bile ettim. Ama sonra bir şekilde alıştım. Şimdi annemin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Büyüdüğüm zaman kendime beni sorgusuz sualsiz sevecek bir kız bulup onunla evlenecek. Ve ben de onu sonsuza kadar sevecektim. Ailemin yaptığı gibi boşanmak istemiyordum. Çünkü bu çok korkunç bir şey. Zaman geçti. Büyüdüm. Babam bana maddi ya, olarak... Hadi Aphrodite'i bilmek için Hades oynamama gerek var mı Bayno Agey? Senin gibi yobaz mıyız biz Bayno Agey? Bayno Agey yobaz mıyız? Nerede lan benim mitoloji kitabım? Nerede lan? Oğlum ben kültürlü bir yayıncıyım lan. Bunu kanıtlayacağım lan size şimdi. Ha işte. Salak saçma konuşmayın ya. Ölüyorum süper ya. Öğretmenlerin olduğu bölgedeki en iyi özel okula gidiyordu ve çok büyük paralara mal oldu. Ama dediğim gibi babam özellikle eğitim söz konusu olduğunda paraya hiç acımazdı. İnsanın bilgi için para ayırması gerektiğine inanıyordu. Aksi takdirde tüm hayatını abi, kötü yaşayabilirsin diye düşünüyordu. Batman, pardon. Anneme duyduğum özlem artık eskisi gibi değildi. Ancak onu hala kalbimde seviyordum. Babam diğer kadınlarla aşk yaşamaya çalışıyordu. Gerizekalı Steam ne indiriyor? İndirsin, tamam peki. Çalıştım. Ama hepsi kısa sürdü. Daha sonra kendim ilişkiler hakkında düşünmeye başladım. Çünkü artık 16 yaşındaydım. Abi, o yıl okulumuza birçok yeni öğretmen geldi. Kuratörümüz yeni değişmişti. Ve müdür bizi toplayarak bizi yine kuratörümüz Bayan Stili ile tanıştırdı. Biliyor musunuz, onu gördüğümde resmen dilim tutuldu. Önümüzde yaklaşık 25 yaşında uzun boylu, ince esmer, muhteşem figürlü genç bir kız duruyordu. Çok güzel bir sesi vardı ve bize bakarak hepimizi tanımaya çalıştı. Bayan Stili daha sonra kendini tanıttı ve bir kuratör olarak bize herhangi bir sorunla yardımcı oldu. Chat, bir şey diyeceğim de yani 2D kadınları da azmayın lütfen ya. Chat. 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 Olacağına söz verdi. Evet, ona aşık oldum ve yalnız değildim. Sınıfındaki çocukların onun güzel bacakları hakkında nasıl konuşmaya başladıklarını gördüm. Ve bu beni kızdırmıştı bile. İlk derste kuratörümüz tanışma tarzı bir şey yaptı. Biz onu tanıdık, o da bizi. Yaklaşık 3 ay önce komşu bir devletten geldiğini öğrendik. Bayan Stili'nin yetim olduğu ortaya çıktı. Yetimhaneden ayrıldıktan sonra kazandığı parayı eğitime yatırmak için her türlü çabayı göstermiş. O da bilgiye yatırım yapmanın en iyi yatırım olduğuna inanıyordu. Daha sonra onu ve diğer niteliklerini gördük. Disiplinin tüm ciddiyetine ve sevgisine rağmen Bayan Stili mükemmel bir şekilde anlayabiliyor, sempati duyuyordu ve aynı zamanda inanılmaz derecede duyarlıydı. Bu, wow, niteliklerin çok nadir bir kombinasyonuydu. Okuldaki erkeklerin yarısı sadece ona bakmaya değil, aynı zamanda ona büyük saygı duymaya başladı. Bu tutumu Tamam, harika bir kadın, Sonra ona evimize yemeği davet etme fikrine kapıldım ve mükemmel bir fırsat elime geçti. Hastalandım ve birkaç gün okula gidemedim. Bayan Stili müze müdürü olarak endişelendi ve beni evden aradı. Hocuya evine kendim çağırmış. Bir hizmetçi olarak tanıttım ve kişisel bir toplantı için eve gelmesini istedim. Kabul ettim. Kasif, çok abi sevdiği şey. Ama bundan bahsettim. Ve o da hizmetçiden özel bir yemek hazırlamasını istedi. Babam ve ben gömlek giydik, ceket giydik ve onu karşıladık. Bayan Stili, siyah bluzu ve beyaz uzun özel dikim eteğiyle çok güzel görünüyordu. Evimize geldi ve hemen ona masaya oturmaya davet ettik. Çok gergindim ama yemek güzeldi. Öğretmen çok ve babam hızlı bir şekilde ortak konuşma noktaları buldular. Bu yüzden sıkıcı değildi. Sadece bazen benim için biraz sıkıcı oluyordu. Akşamın sonunda babam Bayan Stili'yi eve bırakmaya karar verdi. Ve ben de öğleden sonra yapmadığım için ödevimi yapmaya başladım. Ne diyorsun amına koyayım? Ya
Ertesi gün okulda öğretmenim bana gülümsedi. Neredeyse eriyecektim. Güzel olan şey dünkü akşam yemeğinin onun için, daha doğrusu ilişkimiz için çok iyi olduğunu düşündüm. Ve onu tekrar davet etmek istedim. Eve mutlu bir şekilde geldim. Ve babamın da moralinin iyi olduğunu gördüm. Bir yere gidiyordu. Ve nereye gittiğini sordum. Bayan Stili ve ben bir sonraki çalışma planlarınız hakkında bir şeyler tartışmak için restorana gidiyoruz, dedi. Neden evde akşam yemeği yemediğini sordum. Ama babam arka arkaya ikinci kez bir misafir evine davet etmenin uygunsuz olduğunu söyledi. Biraz utanarak benim de onlarla gitmek istediğimi söylemeye çalıştı. Ya babası hocasına aşık olmuş. Bir selam söyledi. Bana aptalca geldi çünkü daha yeni görüşmüşlerdi. Bu boring shit ya. Babası, ben de sandım ki çocuk sevgili yapacak. Ondan sonra böyle sevgilisi ilerleyecek bilmem ne. Ondan sonra babası çalacak falan. Come on man. Fake değilmiş mi? Ama hayallerinin kızı da değilmiş yani. Bir dakika ya. Scam ya. Bir saniye çek. Islak mendil lazım. Elim sütta çoldu. Işık. Evet tamam. Yine scamlendik ya. Ben catgirl sandım. Vallahi ben de gerçekten o umutla başladım. Ama catgirl olmadığını görmek bir tık üzme değil.